Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz agrar sektor korxonalarida boshqaruv hisobi fani predmeti va metod deb nomlanib, biz bu mavzuda boshqaruv hisobi, uning faoliyat turlari, tamoyillari, tarixiy shakllanishi, boshqaruv va moliya hisobining o'zaro bog'liqligi haqida fikr yuritamiz. Ushbu mavzuni biz yoritishda demak quyidagi adabiyotlardan foydalanamiz. Demak, ko'rib turibsiz. Demek asas adabiyotlarımız üç tane saflanadı. Yani şimdi de xorij adabiyotlarımız ham var. Ve elbette internet saytlardan ham demek koşumca malumatı alıp varamız. Avala başkara hesabı kandı fen degen sabah doğuladı. Başkara hesabı bu işte, karhana ve onun türlü bölümlerde işte, faaliyetlerini taktik ve stratejik başkarış için karar kabul kılış. İşte, karhanada işte, bo'ladigan xarajatlarni hisob olish va maqsad tanlashni kalkulyatsiya qilishning zamonaviy usullarini qo'llash, shuningdek ichki hujjat hisobining sintetik tizimi va bir nechta iqtisodiy fanlar ma'lumotlari to'lgan kompleks hisoblanadi. Bundan tashqari boshqaruv hisobining nazariy uslubiy asoslarini o'sha ishlab chiqish zarurati quyidagi omillar bilan izohlab boriladi. Demak, bunda o'sha rivojlangan mamlakatlar tajribasiga muvofiq İşte bahtır hesabını, işte mali ve başka hesabı bölüş. İşte bahtır hesabı da maksada tanımlar hesabı işte. İşte sanır kos hesap tizimi payda buluşu. Ya ki harcetlerin dami ve özgürçen türge acertip, işte direkt kosin kabi zamanı tizimini kollayış. Korkanlar ameliyatı geçiyor, zararsızlık noktası, marjinal darama, işlep çıkarış dersleri de, degen işte yenge zamanı atamalarının geliş, koşuluşu. Shuningdek o'sha korxona hisob tizimiga shu moddiy mehnat va moliy resurslarni rejalashtirish, ularni strategik boshqarish talablari qo'yilishi yoki o'sha buxgalteriya hisobining zamonaviy o'sha axborotlashtirilgan texnologiyalar asosida demak boshqaruv hisobiga ham joriy etilishi kabilar omillar demak ushbu boshqaruv hisobining demak shakllanishiga, paydo bo'lishiga zamin yaratgan. Endi fanning predmetini kengroq qaraydigan bo'lsak, fan o'sha xarajatlar va maqsad tannarxi kalkulyatsiyasi, javobgarlik markazlari bo'yicha boshqaruv hisobini tashkil etish, byudjetlashtirish, istiqbolda korxona taraqqiyotini belgilovchi loyihalar tahlili, segmentlar bo'yicha hisobot tuzish, samarali transfer baholanish shakllantirishning nazariy uslubiy hamda tashkiliy asosdan yorish hisoblanadi. Demak, bunda ushbu predmetdan kelib chiqib, demak, fan aldığı maksat koyuladı. Demek işte asası maksat sıfatı demek karhana rehberiyetine zarar, akılana başkana kararlarını kabul etmek için demek harcetler ve mali neçeler doğrusu şanslı akbaratlar bile terminler işten ibarettir. Demek şu maksatına kep çıkıp vazifeler hem belirlengen demek bunda muhim vazifeler sıfatı demek işte işler çıkarış faaliyetini rojantış barası istihbarlı başkana kararlarını kabul etmek için zarur axborotlar manbasini shakllantirish, o'sha korxonaning moliyaviy xo'jalik faoliyatini tezkor boshqarishda, demak, yuqori samarador axborotlar bilan o'z vaqtida menejerlarni ta'minlab borish, maqsad ish xizmatlarining ishlab chiqarish tannarxini to'g'ri aniqlab, demak, o'sha me'yorlardan chetlanishlarni aniqlash va hisoblarni ko'rsatib borishdan iboratdir. Bundan tashqari, boshqaruv hisoblik vazifasini demak ikki guruhga ajratib o'rganiladi. Demak, bunda birinchi tezkor vazifa sifatida qaraladi. Bunda o'sha ichki va tashqi omillar hisobga olgan holatda maqsad ishlab chiqarish tuzilmasi aniqlanadi. Tovar, ish xizmatlar turlari, ularning sotish hajmlari rejalashtiriladi. Ishlab chiqarishning zararsizlik nuqtasi topiladi. Qo'shimcha buyurtmalarni qabul qilish yoki rad etish ko'rib chiqiladi. Shuningdek, baholarni shakllantirish bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilib boriladi. Strategik vazifa esa bu uzoq muddatni ko'zlaydi. Demak, o'shanda demak, katta qo'ymani jalb qilish, o'sha biznes tarkibini o'zgartirish yoki mahsulotlarning yangi turlarini ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'ladi. Endi yana boshqaruv hisobining o'sha predmetida demak, o'sha xo'jayik faoliyatida qo'llanadigan barcha obyektlar yig'indisi hisoblanadi. Demak, bunda o'sha obyektlarni ham biz ikkita guruhga ajratamiz. Demak, xo'jayik yurituvchi subyekt segmentlari, ya'ni bu o'sha alohida bo'g'inlar, mahsul ishlab chiqarish turlari, bir xil jarayonlar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi obyekt sifatida demak, xo'jayik yurituvchi subyekt faoliyati va ularning natijalarini bog'liq bo'lgan demak, to'rtta faoliyat
təminat tayarlaw, işləb çıxarış, maliyyə satış və təşkili fəaliyyətlərdən ibarət hesablanadı. İndi şu 4-də fəaliyyət qaydadan olsak, təminat tayarlaw fəaliyyətdə demək, şu məqsəd işləb çıxarış üçün zəruri resurslarla təminləş. Ondan keyingisi isə demək işləb çıxarış. Demək o məhsulatnı, o bazarnı öyrənən halatda demək məqsəd işləb çıxarış. Və işləb çıxarılan məhsulatda keyingi fəaliyyət demək maliyyə ticarət fəaliyyəti demək satış, qayerda satış, qanday baharda satış demək maliyyə ticarət fəaliyyətində görüb çıxıladı. Və əlbəttə ushbu işləb çıxarılan məhsulatlar demək təşkili tərəfindən ham görüb çıxıladı. Demək qaysı bölüm, qaysı demək qaysı məhsulatı işləb çıxarışı demək məlum bir şey cavablar aslında belgilab boriladi. İndi başqaruv hisobinin özünün metodları bo'lib, demək bu MİT deganda o'sha xo'ja yurtish subyekt ma'lumotlar tizimida boshqaruv hisob obyektlarining turli xil usullar va yo'llar orqali ifoda etilishi hisoblanadi. Boshqaruv hisob MİT'ning elementlari, demak, shu buxgalter hisobdagi 8 ta MİT elementlari: me'yorlashtirish, rejalashtirish va limitlash, nazorat qiluvchi hisobdan baholash, guruhlashtirish va umumlashtirish, nazorat qilish va tahlil qilish MİT'dan iboratdir. Demak, albatta o'sha amalga oshirilgan ishlar oxirda tahlil qilinadi. Demak, kamchilik muammo o'rganiladi va uning bartaraf etish bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilinadi. Endi boshqaruv hisobining tamoyillari ham bo'lib, demak, birinchi tamoyilimiz uzluksizdir. Demak, o'sha boshlangan jarayonlar demak, uzluksiz bir-biriga bog'liq holda davom etishi kerak. Yagona o'lchov birligi. Demak, aks ettirishda demak, o'sha har bir jarayonni belgilangan o'lchov birligida aks ettirib borish lozim. Baholash. Demak, o'sha qilingan ishlar demak, ma'lum muddatda baholab boriladi va uning o'sha kamchiligi yutuqlari demak, o'shaning o'zida ko'rsatib o'tiladi. Endi ketma-ketlik va ko'p marta foydalanishda demak, o'sha dastlabki rasmiylashtirilgan hujjatlar demak, keyingi faoliyatlarda, demak, keyingi qaror qabul qilishda ham qo'llanishi mumkin. Muloqot tamoyili bu bevosita bir bo'limning boshqa bo'limi bilan o'zaro muloqotda, demak, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning demak hajmi bo'yicha yoki turi bo'yicha muloqot olib boriladi. To'liqlik va tahlillik tamoyili demak bevosita o'sha ishlab chiqariladigan mahsulotlar demak qarorlar qabul qilish olib tahlil qilib boriladi. Va albatta o'sha rahbarlarni ma'lum bir davrda tegishli qarorlar bilan axborotlar bilan o'sha ta'minlab borish demak ushbu tamoyil mazmuni hisoblanadi. Endi boshqaruv hisobining o'zi xos funksiyalaridan bo'lib demak bunda o'sha tegishli bo'g'inlarni tegishli ma'lumotlar bilan ta'minlab borish hisobotlarni tuzishda ham demak tegishli axborotlar bilan ta'minlab borish rahbarlarni chetlanishlarni boshqarishga yo'naltirib borish shuningdek xo'jayin yurituvchi subyektning turli bo'g'inlarni boshqarish uchun zarur ma'lumotlarni shakllanishiga iborat hisoblanib buni biz quyidagi o'sha sxemada ko'radigan bo'lsak demak dastlab rejalashtiramiz demak rejalashtirilgan ishlarning ustidan tezkor nazoratni olib boramiz va albatta dastlabki ishlab chiqilgan mahsulotlarni reja bo'yicha bajarishini baholaymiz. Demak, bunda kamchilik va muammolar o'rganiladi, tegishli demak tahliliy ishlar amalga oshiriladi. Tashkil ishlari demak bevosita o'sha mas'ullar tomonidan belgilangan ishlar nazorati olib boriladi va albatta o'sha rejaning bajarilishi demak rahbarlar tomonidan agar reja maqbul bo'lmagan bo'lsa va uni qayta ko'rib chiqish ishlari amalga oshib boriladi. Endi boshqaruv hisobining o'sha rivojlanish ishdagi dastlabki qarashlarga qaraydigan bo'lsak, demak, boshqaruv hisobidagi dastlabki qarashlar bu eramizdan oldingi davrlarda paydo bo'lgan. Mana ayrim o'sha mutafakkirlarning fikrlariga qaraydigan bo'lsak, Suqrot asosiy vazifa kerakli odamni kerakli joyga qo'yish va o'zining ko'rsatmalarini bajarishga erishish lozim deb o'ylaydi. Katon esa qarash kerak. Ishning borishi qanday, nimalar qilindi va yana nimalar qilish kerak. Shundan keyin u boshqaruvchidan bajarilgan ishlar to'g'risida hisobot va nima uchun ishning bir qismi bajarilmagani to'g'risida tushuntirish talab qilishi lozim deydi. Makvelli esa ko'pchilik hukmdorlarning ayrimlari o'zlarining donoligi va shon-shuhrat uchun o'zlariga emas, balki o'z yaqinlarining to'g'ri masalalar oldida qarzdorlar deb o'yladilar. Lekin bu xato fikrdir deydi. Aslida ideal qoida sifatida dono bo'lmagan hukmdorning maslahatlari foydasizdir dedi. Emerson esa ishlab chiqarishda
işçilerini emez. Belki başkaravuşların mihnet samarlarını aşış lazım dedi. Bunda şey tabi bu evde talan taraşkılığına şey, bunlardan naaklarına faaliyelerine şey ve insan imparatları bay belediyen sebeplerin esası bu na doğru teşkilatçılık dedi. Demek üçlü fikirler hem demek başkarı hesabının rivajlanışına kendiler Türkiye bölgen. İndi İngiliz alama şey teyirler başkarı ne samara taşkılışta tört de mezanı birbiriyle birerler. Demek bunda birinci mezan ilmi esas. İkincisi tenler, üçüncü semkvarlık ve dördüncü cevap verlik. İndi ilmi esasında avalan var, o şey kılınan işlerinin ilmi cihatta öğrenilerini kırıp çıkış gerektiğiydi. Tenleşte demek o şey işçilerine tecrübesi ge, melekese karab tenle barış lazım dedi. Hemkualık bu bir vasıta rehberiyet bilen işçiler ortasındaki hemkualıkını daim bir şey alıp barış gerektiğiydi. Ve elbette kılınan işler bu işe demek cevap verilen hem bilgiler lazım dedi. Eytadı. Yani bir İngiliz alımı şey, Anir Fayokhan demek başkarış dedi bu hoca yurtu sübeyde mavcut bulgen berçe listelerden maksimal derecede faydalanan halde hoca yurtu sübeyde maksatlarsa yetekleştir dedi. O üç bu özünün birgen tarifini demek altı saha bilen kenara düşündürdü. Demek bunda teknik saha, ticaret, malevi, himaye, buhkatiyeli, mamuri. Demek bunu hem karar edeyim bulsa dersler bir şey teknik cihattan yönetilgen buluş gerek. Ticaret sahası demek şey, satıp alış, satış, ayırbaşlaş mesela görüş gerek. Muhalevi cihattan bu demek şey, tigişli kapitalin izlep tapış, ondan samarını faydalanış. Elbette şey, mülkli himayeleş. Ve elbette kılınan işlerini öz vakti şu buhalteriye de aksettir barış. Onu vakti vakti buna interesse kılış. Şu buhalteriye balansa doğru aksettir barış. Bulagan bo'lsa, ma'muriy sohada albatta endi bu o'sha ma'muriyat tomonidan nazoratda bo'lishi lozim deb o'ylaydi. Va hisoblaydi. Endi o'sha rejamimizda biz aytganimizdek boshqaruv moliya hisobotining o'ziga xos bog'li tomonlari bor. Demak, birinchi navbatda ularning o'ziga xos xususiyatlarini ko'radigan bo'lsak, boshqaruv hisobi maqsad sifatida xo'jalik yurituvchi subyekt boshqaruvchilarni asosli qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni ta'minlasa, moliya hisob tashqi foydalanuvchilar moliya hisob ma'lumotlarini ta'minlab boradi. Yana bir xususiyati shundaki, demak, boshqaruv hisobi demak, tashkil qilinishda buxgalteriya hisobini boyagi istagan shaklda tanlab olish mumkin. Bundan tashqari, o'sha ma'lumotning shakli va muddati turlicha bo'lishi mumkin va o'sha ma'lumotlar hajmi turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Moliya hisobot esa bu aniq belgilangan talab va mezonlar asosida tashkillanadi. Ya'ni o'sha buxgalter hisob to'g'risidagi qonun, buxgalter hisob milliy standartlari, o'sha nizom yo'riqnoma yoki moliya hisobotining shakllari asosida tashkil etiladi. Endi boshqaruv hisobi moliya hisobotining farqlarini qaraydigan bo'lsak, demak, buni quyidagi jadvalda to'liq ko'rishingiz mumkin. Demak, birinchi farq tomoni shu ma'lumotlarning foydalanishlariga qarab farqlanadi. Ikkinchisi o'sha hisob ma'lumotlarni aks ettirish usuliga qarab farqlanadi. Keyingisi tanlash erkinligiga qarab o'lchov birligiga qarab, buxgalteriya hisobi obyektlariga qarab, hisobotning tush vaqtiga qarab, ishonchlik darajasiga qarab, buxgalteriya hisobini yuritish majburiyatiga qarab, demak, boshqaruv hisobi moliya hisob bilan farqlanadi. Endi shu yerda mana hisob ma'lumotlarni aks ettirish usuliga qarab ko'radigan bo'lsak, boshqaruv hisobida hujjat jarayonini aks ettirish bu ikki yoqlama yozuv prinsipiga asoslangan bo'lishi shart emas deyiladi. Lekin moliya hisobotda albatta ikki yoqlama yozuv prinsipiga asoslanish kerak deydi. Yana bir farq tomoniga qaraydigan bo'lsak, demak, boshqaruv hisobida har qanday o'lchov birligi qo'llash demak mumkin bo'ladigan bo'lsa, moliya hisobotda demak hisobotlarni aks ettirishda doimo pul bilan aks ettirish lozim deydi. Yana bittasi demak, o'sha hisobot ma'lumotlarini bosh kitob ma'lumotlar bilan teng bo'lishi va taqqoslanishi boshqaruv hisobida shart deb qaralmaydi. Lekin moliya hisobotda o'sha dastlab hujjatlar registrlar o'sha bosh kitobning o'sha oxirgi yozmaga mos kelishi lozim deb qaraladi. Demak, bu farqli tomonlarni sizlar o'zlaringiz demak ushbu taqdimot orqali demak jadvalda to'liq ko'rib o'rganasizlar. Demak, shu bilan demak bu mavzumiz tugaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.